Merhaba arkadaşlar, Bülent Talay ile Balık Avına hoş geldiniz. Tecrübeli balıkçıların aralarında fluorokarbon mu kullansak, monofilament mi kullansak, acaba bu iş için, bu uygulama için hangisini uygulasak daha iyi olur diye aralarında konuştuklarını, fikir alışverişinde bulduklarını duymuşsunuzdur muhtemelen. Bu videoda sizlere elimden geldiğince monofilament misinalarla fluorokarbon misinaların benzerliklerini, farklarını, kullanım alanlarını ve birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajlarını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, bu tip bilgilendirici videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilir ve yorum yaparak bizlere katkı sağlayabilirsiniz. 1950'li yılların sonlarına doğru gelişen modern balıkçılıkta monofilament misinalar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ve günümüzde halen en yaygın olarak kullanılan misina monofilament misinalardır. Naylon esaslı olan monofilament misinalar pek çok bileşenin bir araya getirilmesinden ve sonuç olarak tek bir lif halinde çıkarılmasından oluşur. Yumuşak ve esnek olan monofilament misinaların çok yaygın olarak kullanılmasının sebeplerinden bir tanesi de rakiplerine karşı çok ama çok ucuz olmasıdır. Aşınmaya karşı direnci fazla olan monofilament misinalar yaygın kullanımda ana beden olarak kullanılmaktadır. Yapısı gereği yoğunluğu düşük olan monofilament misinalar su üstü sahtelerle kullanıma çok yatkındır. Ancak maalesef su çekme özelliği mevcuttur. Arkadaşlar, monofilament misinalar esnek misinalardır. Esnek oldukları için lider olarak kullanılabilirler. Ayrıca her türlü düğüme mukavemetleri fazladır. Bu nedenle düğüm atması kolaydır ve lider olarak kullanıldığında şokları emer. Fluorokarbon misinaların aksine monofilament misinaların çok geniş bir renk seçeneği vardır. Ancak monofilament misinalar ultraviyole ışınlarına karşı dayanıksızdır. Bu da onu güneşte deforme olma, bozulma, bayatlama gibi sonuçlara iter. Misina zaman içerisinde zayıflar ve ömrü kısalır. Esnek olması her ne kadar çabuk kopmasını engellese de bu esneklik ona tasmalama sırasında dezavantaj sağlar. Oltamızın makarasına ve kılavuz halkalarına zarar vermese de kalınlaştıkça atış erimi düşen monofilament misinalar uzun süre kullanıma uygun değildirler. Fluorokarbon misinaya göre hassasiyeti daha az olan monofilament misinaların hafıza problemleri vardır. Monofilament misinalarda yüksek hafıza ve düşük hafıza olarak çeşitler bulunmaktadır. Yüksek hafızalı olarak üretilen monofilament misinalar çok çabuk deforme olurlar. Makaranın üzerinde uzun süre kalırlarsa makaranın şeklini alır ve gamlanırlar. Bu nedenle misinayı ya değiştirmek ya da gerdirerek gamını almak gerekir. Arkadaşlar, eğer bu videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açarak tüm olarak işaretlemeyi, videonun altına beğeni bırakmayı ve eğer arzu ederseniz yorum yapmayı unutmayın lütfen. Videoları akıllı telefonundan seyreden arkadaşlar, eğer videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olmayı, bildirim zilini tümü olarak açmayı, videoyu beğenmeyi ve eğer arzu ediyorsanız aşağı tarafa yorum bırakmayı unutmayın. Monofilament misinalara karşı nispeten daha yeni bir ürün olan fluorokarbon misinalar her geçen gün popülaritesini arttırmaktadır. Ancak pahalı bir ürün olduğu için ana beden misinası olarak çok fazla tercih edilmez. Daha çok lider olarak kullanılır. Monofilament misinalar gibi
farklı bileşenlerden oluşan florakarbon misinalar tek değil çok liften oluşur. Bu nedenle esnemesi için monofilament misinalardan çok daha fazla güç uygulamak gerekir. Aşınmaya karşı dirençli, hassas, su çekmeyen, yüksek mukavemetli monofilament misinalar yoğunluğu nedeniyle suya batarlar. Suyu emmediği ve suda battığı için dip avlarında verimlidir. Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklı ve en önemli özelliği ışığı kırma yeteneği olan florakarbon misinaların maalesef monofilament misinalar gibi farklı renkleri yoktur. Şeffaftırlar. Suda neredeyse görünmedikleri için lider olarak en çok tercih edilen misinalardır. Uzun ömürlü, hassasiyeti yüksek ve aşınmalara karşı dayanıklı olan florakarbon misinaların maalesef düğüm atarken mutlaka ıslatılması gerekmektedir. Yoksa her türlü düğümü tutmayabilir. Peki bu misinaların saydığımız hangi özellikleri avantaj, hangi özellikleri ise dezavantaj olarak kabul edilebilir? Monofilament misinalardan başlarsak, avantajları yaygın kullanımı, ucuz fiyatı, esnek yapısı, aşınmaya karşı direnci, yuvarlak yapısı sayesinde makaraya kolay sarılması, yumuşak ve esnek olduğu için kolay düğüm tutması ve geniş renk seçeneği sayılabilir. Dezavantajlarına gelirsek, aynı kalınlıktaki diğer rakiplerine göre mukavemetinin daha az olması, ultraviyole ışınlarına karşı dayanıksız olduğundan çabuk bozulması ve su çekmesi sayılabilir. Florakarbon misinaların avantajlarına gelirsek, elbette ki en büyük avantajı görünmezliktir. Ayrıca ultraviyole ışınlarına dayanıklı olduğundan çabuk deforme olmaması ve bozulmaması, aşınmaya karşı dirençli olması, yüksek çeker değeri ve sarım kolaylığıdır. Arkadaşlar, florakarbon misinaların en büyük dezavantajı yüksek fiyatıdır. Rakiplerine karşı 2 hatta 3 kat fiyata sahiptir. İkinci dezavantajı esneklik için fazla güç gerektirmesi. Üçüncü dezavantajı ise illaki ıslatılmaya ihtiyaç duyması, düğüm atmanın zor olmasıdır. Tek bir misina türü her çeşit avcılıkta işe yaramayabilir. Peki hangisini hangi durumda kullanmamız önerilir? Florakarbon misinalar görünmezlik özelliği nedeniyle berrak sulara en uygun olan misinadır. Eğer avda hassas bir hissiyat ihtiyacınız varsa florakarbon biçilmiş kaftandır. Eğer ip misinanızın ucuna bir lider arıyorsanız bir numaralı seçiminiz florakarbon olmalıdır. Atçek avcılığında her türlü sahte elle kullanabileceğiniz yegane misina florakarbon misinalardır. Peki ya monofilament? Monofilamenti ne zaman kullanmak gerekir? Su üstü sahtelerle avlanırken suya batmadığı için monofilament misinalar tercih edilebilir. Eğer florakarbon misinanız yoksa bulanık sularda monofilament misinaları lider olarak kullanabilirsiniz. Ve renkli misina kullanıyorsanız tek seçiminiz monofilament misinalar olacaktır. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere dilim döndüğünce monofilament misinalarla florakarbon misinaları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalanırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, eğer bu videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açarak tümü olarak işaretlemeyi, videonun altına beğeni bırakmayı ve eğer arzu ederseniz yorum yapmayı unutmayın lütfen. Videoları akıllı telefonundan seyreden arkadaşlar, eğer videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olmayı, bildirim zilini tümü olarak açmayı
Videoyu beğenmeyi ve eğer arzu ediyorsanız aşağı tarafa yorum bırakmayı unutmayın.